her insan ben bütüne hizmetçiyim der. Her insan bunu söyler. Ama insanın ilmi yoksa hizmetinin hakka kalemi de yoktur. Önce dünya planetlerini dinleyelim. Dünya ise kayıtlarını kodlayalım. Bakışımız maşrabbalarının o yoğun şalkından çok üstün bir şalkı kayda alsın ve sıkıntılar aşılsın. Eşyayı dinleyin. Eşya size seslenir. Der ki ben sevgiyim. Beni sevin der. Ama sevgiyi kodlamaz eşya. Eşya size sizin ilminizle dillenir. Ve der ki ben sevgiyim. Benim her anda kodlarım var. Benim her anda kalemim var. Benim hakkım olan dil ağır yükü hafifleten bir ilimdir. Benim nefesim mühimdir. Ve benimle bu çalışmaya daimi kalem olanlar her anda mutlak kulluk yaparlar. Unutmayın ki dünyanın sahaları vardır. Ve bu sahalara indirilen bilinç kodları vardır. Başkanlık diliyle dillenenle... Herkesin kelamını hak etmek isterler. Bugüne kadar dünya planeti için ne yaptıksa hep ilimle yaptık. Bugünden sonra da yine ilimle yapılacak her şey. Amon kodlarından çok öte olan bütüne hizmetçilik yapan bilişin kelam olanlar buradalar bugün. Ve mutlak kulluğu kodluyoruz burada. Hazırız dünyanın ilmini dinlemeye, hazırız yağmuru yağdırmaya. Amon kodlarının toprağa tohum olan ilminin kültünden öte bir kültü kayda almaya hazırız. Yanlış yok canlarım. Sıkıntı şu, yaradan tahtında tekliği kodladığında her an mutlak kulluğu kayda alır. Bunu yapanlar Berk kapılarından kelama inerler. İşte o Berk kapılarından kelama inenlerin kendi levhi kapılarında kalem olmaları şarttır. Çırpınır insanlık ben elimin ilmini anlayıp anlatayım diye. İnsanlık sıkıntılarını aşabilir. Yağmuru yağdırabilir. Tohumlarını kodlayabilir. Muktediriyeti kayda alarak kendini kelamla dinleyebilir de hazır olmalıdır. Eğer hazırsa bunları yapabilir ama hazırlık yapmalı. Kini aşmalı, kulluk kodu olmalı, tohum olmalı, kalem olmalı, 40 kapının 40'ını aşıp şavk olmalı. Hırsını aşmadan yolunu kodlamak isterse kısırlık kayıtlar. Bunun içindir ki ona izin yoktur. Çok çok özel bir dünya planetinde bunu yapması için hırsı aşması öz görev için şarttır. Kardeşlerim, masamız Allah'ın tınısıyla kodlanmışların masasıdır. Bu masada oturanlar mutlak kulluğu kodlayacak yoğunluğu kayda alabilirler. Eşya denilen yaşam sırrını hak tehditle kodlarlar. Tüm insanlığı halik kılabilirler. Çamuru yoğurmadan o çamuru kodlayıp kayda çekerler ve o çamurun tohumlanışına engel olurlar. Dünya insanını hep kulluk kelamıyla yoğurduk biz. Ama biliriz ki kili yoğuranlar da var, insanı kil sayanlar da var. Bugüne kadar hep böyle oldu. Kili yoğurdu, kulu kayıtladı, sorumluydu ve kum oldu. Şimdiden sonra artık kumun üstü olan şavka varılacak. Ve herkes kendi şavkında kendini dinleyecek. Yarının hakkı ilim ve biz o ilmin hakkı olan diliz. Bunu anlayın. Anlayın artık.
Alkanların kelamı aklın kalemidir canlarım. Bilin ki alkanları kodlayan ilim aklın kelamıyla kodlar. Şikayetim yok insanlıktan ama ardı önü olmayanın yolunu kodlaması ve tohumlarını kaleme dil olup kayıtlaması şarttır. Sayın bayanlar, sayın baylar, hastalık iyiliği kodlar, bunu bilin. Bunun içindir ki sizinle bu çalışmada öksürük tuttu benim. İlmi kodluyorum burada ama hastalık iyiliği kodluyor, bunu da bilin. Bunca çaba hep ışık içindir. Yes, işte bu dedim ama yoktu ki ilim. Ah canlarım, ah. Dar boğazdan geçiyor yaşam sahalarındakiler ve herkes o dar boğazı aşabilmek için kulluk kapısına vardılar ve kendilerini dinlemeye çalışıyorlar. Dağlarım, tınıyı kodlayan insanlık tahtitleri kaldırabilir. Bire hizmet budur. Hepinizden beklentimiz de budur. Tınıyı kodlayıp tahtitleri kaldırıp mesut bir sır olan kelamı hak edin, yarını hak edin ve yaşamı kodlayın, varlığı kayıtlayın ve yarın olun. Eğer siz yarın olursanız, tinsel tahtitleriniz de kodlardan çıkar ve siz yaşamın kalemi olursunuz. Hepinizden beklentimiz budur, yaşamın kalemi olmanız. Kulluk kapısına inenlerin tümünde bu güç var. Ve biz size hırsı aşın dedik. Biz size hakkın kapısına varın dedik. Başkanlık diliyle kodlanın dedik. Biz size şafak olun dedik. Ölüler diyarı dünyaya öz kökleri Kürt yaparak indik. Ve biz bütün kötülükleri aşabilecek bir güçteyiz. Çamuru yoğurmadan o çamur olduk. Ve biz o çamuru kodladık, yoğunluğumuzu kayıtladık, dil olduk. Çamurdan öteye kil olduk, kum olduk ama huzurluyuz biz burada. Işık halindeyiz, yaradanız, yaşamın tek ilmiyiz. Bundan sonraki dönemde muktedir olanlar mutlak kapılara varacaklar, ilim olacaklar. Şer şarkısından çok şalk kodları kayda girecek ve mutlak şarkılar okunacak. İşte bu mutlak şarkılar mühimdir canlılar. Müzik kayıtlamalar için mühimdir. Şavk için mühimdir. Hak için mühimdir. Savaşımız hakla, hakikiyetledir. Biz savaşımızı hiç kaybetmedik ve kaybettiremez kimse bize bu savaşı. Bunu iyi anlayın. Şimdilik size vereceğim budur. Hadi.